Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber motorla kampa gideceğiz. Gördüğünüz gibi yanıma sandalye aldım. Kamp sandalyesi. Yolda giderken de ufak bir yerden alışveriş yaparım. Böyle ıvır zıvır bir şeyler almayı düşünüyorum. Ya, kamp dediğime bakmayın tabii ki de. Piknik tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum. Biraz temiz hava alayım. Böyle dağlara çıkalım. Şuradaki dağ falan çıkmayı düşünüyorum. Bir oksijen alalım değil mi doğru düzgün? Hep böyle şehirde betonda falan yaşamak olmaz. Neyse ufaktan bir gazlayalım. Bunu yapma nedenimi biraz sonra yolda açıklayacağım. Hadi bakalım. Bunu yapma nedenim şu. Ha şuradan gideceğiz dur. Pardon. Hep o taraftan gidiyoruz ya şaşırdım yahu. Biz 3 ev arkadaşı. Yani şu şekilde tanıyorsunuz bizi. Motolitik, Can Sönmez ve Çapın olarak tanıyorsunuz. Biz 3 ev arkadaşı. Birlikte bir tane kanal açtık. Normal şartlarda yani motovlog haricinde eğlendiğimiz, gezdiğimiz yerler falan oluyor. Oğlum bunu niye millete yansıtmayalım? Niye bir kanal açıp bunu videoya çevirmeyelim? Ne bileyim değişik bir olay olur diye düşündük. Birlikte kanal açtık ve ilk videomuzu paylaştık. Altta açıklama kısmında ve yoruma sabitleyerek görüşürüz. Tanımıyorum oğlum niye salladı ki o. Neyse. Aa şu sivit ya. Ben şu sivitlerden sıkıldım artık. Şu ipleri ben her zaman çıkarmak istiyorum ya. Dediğim gibi açıklama bölümünde linki, yorumu da sabitledim. En üstte görebilirsiniz. O linke tıklarsanız videoya ulaşırsınız. Birlikte arabayla gitmiştik o gün. Kampa gitmiştik. Sözde kampa yani piknik yapmaya gitmiştik. Değişik bir konsept oldu. Değişik bir video oldu. İzlemek isterseniz, merak ediyorsanız eğlenceli bir içerik çıkarmıştık. Şu an o kanalda yayında. Şimdi ufaktan oraya gidiyorum. Bu sefer tek başıma kafa dinleyeceğim. Kafa ütülediler arkadaş. Bu kadar da olmaz ya. 3 kişi gittik, car 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 car, bir ona bir ona top oynadık falan, eğlenceli oldu aslında ama yani kafa dinlemeye dediğin tek başına yapılan bir şey değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Tek başına gideceksin kanka, bakacaksın doğaya, kuş sesleri falan filan, o gün vardı, çok güzel kuş sesi vardı. Mis gibi bir ortamdı. Tekrar aynı yere gideceğim. Biraz kızacaklar bana aslında ama niye tek başına gittin kanka, bizi sevmiyor musun tarzında. Kardeşim sevip sevmemekle alakası yok. Kafa dinlemeye gidiyorum ya. Canım sıkıldı şehirde ya. Bana da hak verin yani. Daha önce de kendi kanalımda, yani onu da daha önce söylemiştim ama o da açıklama bölümünde linki var. Kendi kanalımda da bizim dağ evimiz vardı, dedemden yadigar. Ona gitmiştim. Onu da merak ediyorsanız açıklama bölümünde linki var. Yeni kanal diye galiba. Öyle bir şey olması lazım. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Ya çok hoşuma gitti. Yani dağ evi, sessiz, sakin. Bir ova vardı, ovaya falan çıktım. Böyle kuş sesleri dediğim gibi. Her şey vardı. Huzur içinde video çektim yani. Kimse de yok ya etrafta. Böyle bağırıp çağırabiliyordum falan. En sevdiğim ortamlardan bir tanesi. Siz de bu tarz şeyleri seviyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İleride polis var. O nasıl bir ışık lan öyle? Polislerin ışığı mı değişmiş? Böyle birbirinin içine giriyor çıkıyor böyle. Böyle oluyor. Şimdi buradan nasıl gidiyorduk? Onu hatırlayamadım şu an. Buradan böyle mi gidiyorduk? Unuttum lan harbiden. Şuradandır herhalde ya. Böyle bir yer hatırlamıyorum aslında ama. Değil yanlış geldik bence. Yanlış mı geldik? Neyse ya, ama aynı yere gitmek zorunda mıyım değilim. Benim amacım burada dağa çıkmak, böyle sessizlik, işte orman, işte ağaçlar, çimler, çiçekler, böcekler. Bahar aylarında olduğumuz için her yer çiçektir şu an dağlarda. Evet, bu yol değil yani. Bu yanlış girdim ben. Neyse önemli değil ya. O yola gitmek istiyorsanız o videoya gitmeniz gerekiyor galiba. Aynen. Nereden gittiğimi hatırlayamadım ama buradan girdiğimize eminim. Onur Mahallesi kavşağından girdiğimize eminim. Belki aynı yere çıkar, farklı mahalleden girmiş olabiliriz. Tam olarak hatırlayamadım. Buradan dağa çıkacağım ben kanka. Dağa çıkacaksam şuraya mı gideceğim? Yo, orası okul. Bu kadar mıydı? Şuradan gidelim o zaman. Yukarı çıkılmıyor mu oğlum daha fazla? Ha Migros var. Aslında buradan Migros'tan da alışveriş yapabilirim. Şurada ya benim dediğim dağ. Nasıl gideceğiz ki oraya? Hep çıkmaz yol la bura. Aga yok. Yanlış yere geldik. Geri git. Geri bas. Buradan bir sonraki kavşağa gideceğim. Ben burası diye hatırlıyordum. Değilmiş. Yapacak bir şey yok artık. Ha Örnekköy lan. Tamam. Onur Mahallesi değil. Örnekköy. Evet tamam burası. Buradan dümdüz gidiyoruz. Hemen biraz sonra sağda bir yerde market var. Marketten alışveriş yapmıştık. Ha şurası tamam. Tamam buradan alışveriş yapacağız. Şöyle koyayım motoru. Ben bir alışveriş yapayım geleyim. Evet şimdi alışverişimi yaptım. Şimdi hemen gideceğimiz yere varalım. Biraz uzak.
Yani uzak dediğim aslında yakın şöyle bakarsak da çok fazla viraj olduğu için dağlık yerde biraz uzağa kaçıyor. Yani kilometre olarak fazla. Onun haricinde ya çok uzak değil. Biraz sonra zaten varmış olacağız galiba. Yani motor var altımızda, basıp gideriz. Oğlum bu yolu ne ara kazdınız anasını satayım? Yoktu sanki oğlum. Benim hatam, özür dilerim. Oğlum harbiden doğru geldik ha, çok iyi. Ana! Ne yapıyorsun oğlum manyak? Öyle gelinir mi? Güzel virajları vardı ama arabayla geldiğimiz için pek fazla hissedemedik ama yani buraya da motorla gelinir falan dedik. Ama bazı yerlerde çok keskin virajlar var. O yüzden tehlikeli yani. Dağ yolu ne bekliyorsun ki? Çok fazla da viraj içinde, bak genellikle viraj içinde. Bak şu an dümdüz yol. Tam viraja geldiğimizde böyle yamalar falan olacak. Ona dikkat edin. En tehlikeli olay ya. Bu ne mesela ya viraj sonrası? Virajın tatlılığına bak. Ama çok sert kanka. Bu ne böyle ya? Yarış pistinde gibi anasını satayım. Önümüzü de göremiyoruz ki. Buralar tehlikeli. Burada teker yapma. Yapma. Manyak. İşte duramayacağız, edemeyeceğiz falan. Yollar zaten kötü. Anam, zıplatma vardı. Oğlum buraya gelince köyü özledim ya. Köy yolları da bizim böyle. Bayramda gideceğim zaten köye. O yüzden sıkıntı yok yani. Özlemimi o gün gidereceğim. Yani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ona göre hareket edeceğim çünkü. 45 dakika sürüyor tamam mı köyüm? O yola giderken bayramda video çekeyim mi, sizce çekmemeli miyim? Çünkü büyük ihtimalle tahminimce bir saatlik video olacak. Yani olsun mu olmasın mı? Olsun diyenleri duyabilir miyiz? Yani çekmeye çalışırım aslında ama bilmiyorum, belki yani köyde fazla durmayı sevmediğim için hemen hızlıca git gel yapmayı da planlayabilirim. Bilmiyorum, o günkü kafama bağlı aslında. Ama yorumlarda sürekli çek 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 diye yazarsanız o videoda gelir. Biraz uzun olacak ama sıkılabilirsiniz. Sadece gazlama videosu olur. Daha önce gerçi yarısına kadar gitmiştim. Beni izleyenler biliyordur o videoyu. Torbalı tarafına doğru gitmiştim yani. İzmir'den Torbalı ne kadar uzaksa bizim köy bir o kadar daha uzak. Tahminimce 75-80 kilometre falan olması lazım. Yani arabayla yavaş yavaş gidince 45 dakika sürüyor. İşte ceza yeme riski var ama olsun, hızlı abanırsan biraz daha erken varabiliyorsun köyüme. Yani dediğim gibi size bağlı. Yoğun istek üzerine yapacağım o videoyu. Hadi bakalım. İsteyin yeter. Oğlum bu kadar uzak mıydı lan? Daha yakın diye düşünüyordum ben. Hayır, virajlar da viraj olsa zevkini alacağım ama viraj da değil ki anasını satayım. Sadece dönüyoruz ya. Tatlı tatlı böyle viraj olsa motorla gideceğimiz, uçurum olmasa falan. Düşünsene, burada viraja yatayım diyeceksin, hızlı geleceksin. Bir taş denk gelecek, bir şey denk gelecek. Hop aşağıdasın, hadi bakalım. Ondan sonra kim görecek lan? Oha, kimse görmez lan harbiden. Görür mü o ağaçların arasında girsek falan? Baygınlık geçirsem orada, etrafta kimse yoksa, sesi falan duymazsa kimse fark etmez. Orada sıçarsın yani. Böyle sakatlık geçirsen falan, sesin çıkmasa ya da bağırsan kimse duymasa. Hani karabasan rüyalarında öyle oluyor ya. Hareket etmek istersen edemezsin. İşte ses çıkarmak istersin, çıkaramazsın. O tarz bir şey olursa sıçtın. Yani kim bilir ne zaman görecekler seni de, fark edecekler de alacaklar seni, hastaneye götürecekler. Öldün yani, bittin. Geldik galiba. Şu açıklık mıydı? Yok ya, o da değildi. Daha çok ağaçlık bölgeydi. Şu ileride olabilir. Neymiş? Yamanlar mı? Hangisiydi? Karagöl, şu taraf. Oo!
Saçım ağrıdı ya lan. Çukur varmış anam. Bak bak gördün mü? Viraja böyle gir anasını satayım. Tam virajda. Evet bir şey. Oğlum adam çok iyi iş yapıyor ha. Sağlık için sür. Mis. Bak adam da işini çok iyi biliyor anasını. Satarım böyle yolun ya. Bu arada gelmeye yaklaştık. Böyle bir yerdeydi. Şu sol dönüp sağ döndüğümüzde olabilir. Çünkü böyle bir ağaçlık vardı. Şuradan bir sol dönelim bir. Bak oğlum her virajda, keskin virajda bir çıkıntı var, bir çukur var. Bu ne oğlum? Bak bak bak. Bu ne mesela? Bunun yama mı bu? Ben anlamadım. Ne bu? Asfalt mı akmış? Niye orada bir toplantı var, orada bir taş yığını var? Aha keçi. Me me be. Anam ordu var burada. Özür dilerim. Korkmayın. Ha bunlar korktuğunda böyle donuyor değil mi? Donmadı. Demek ki o kadar korkutmadık. Ya da bunlar olmuyor mu acaba? Hangi cins oluyordu ki o? Keçiydi ama. Ama keçi olduğunu eminim, evet. Geldik. Bura mı? Değil. Oğlum bu ne lan? Gelemedik bir türlü. Vites düşür, kalkmıyor. Bura mıydı? Yok değil ama buraya benziyor. Burası çukur, orası biraz daha yüksekti. Şura mıydı? Evet. Bura. Bak şimdi. Çok güzel ortam değil mi oğlum? Biz burada top oynadık lan. Çok eğlenceliydi. Kedi, senin burada ne işin var lan? Biz burada arabayı buraya koyduk. Şurada bir şey yaptık. Yükseklikte bir şeyler atıştırdık. Bu taraf... Yok lan, yolda mı oynadık? Aynen yolda oynadık. Ben buraya tekte çıkarım. Anılarım depreşti. Bak şimdi tekte nasıl çıkacağım burayı? İyi izle. Yalnız ortadan gitmek sıkıntıydı biraz. Biraz... Tekte çıkamadım. Düştüm. İşte tecrübesizlik böyle bir şey. Oh, işte bu be. Sen arkaya doğru kaymazsın herhalde. Çantamı alayım. Düşünsene arkamdan geliyormuş motor çatır çutur. Oh. Ben onu bir güzel bir yere yanaştırayım. Kapak fotoğrafı bile çıkar lan bundan. Sandalyemizi de şuraya bir yere koyalım. Çok iyi değil mi? Yapın kardeşim böyle şeyler. Bisikletiniz mi var? Gelin böyle yerlere ya. Oturun ya sadece. Bir şey yapmanıza da gerek yok. Şu eldiveni çıkarmadan niye uğraşıyorsun ki kardeşim? Geldim, mis gibi ortam. Sessiz sakin. Kuş cıvıltıları duyuyorsunuz. Oh, hafiften rüzgar esiyor böyle. Rüzgar estiğinde o dallardaki sesleri anlayamazsınız. Tek sorun var şu an. O gün de aynı şekilde olmuştu. Buraya geldiğimde benim çişim geliyor abi. Niye yani? Niye şu an buraya geldiğimde çişim geldi benim? Şuraya bir yere çöldürmüştüm. Yine aynısını yaparım. Heh şöyle ya, şuraya oturmuştuk. Ben şuraya ortaya doğru oturmuştum. Bizden sonra birileri de gelmiş galiba. Böyle değildi burası. Ama papatyalar falan yoktu biz geldiğimizde. Oh be. Sakin. Şu akü bitmeden bir kontağı da kapatayım da. Motoru da şuraya bir çekeyim. Hadi bakalım. Şimdi oraya nasıl alacağız? Hayvan gibi motoru. Hadi bakalım. İşte bu. Erkek kası. Çok ağır. Hayır gitme. Sakın geri gitme. Tutamam seni. Kaç kilosun? 170 miydi? Kaç kilosun da sen? Azıcık kilo ver be. Tamam. Motoru şurada döndürürsem. Şöyle. Hop. Ayaklık ayağa yere battı. Salaklık ettik. Vallahi salaklık ettik. Asfaltta gibi döndürdük. Neyse. İyi çamur olmadı. Hayır gitme. Nereye gidiyorsun manyak? Biraz daha yapacağım. Tamam. Öne doğru değil, arkaya doğru gideceksin işte. Hadi be koçum. Yaparsın. Çekil lan toprak. İşte bu. İşte o vitese de alalım, öne doğru gitmesin. Tamam. Efsane değil mi? Aslında motoru sola alsam manzara da bu tarafa doğru. Neyse. Ben bir buraya kurulayım. Devam ederiz.